Bu tarikat-ı aliyede insana önce nefsini tanımayı, nefsiyle birlikte Rabbini tanımayı öğretirler. Rabbini tanıdığı vakitte o noktaya gelir ki kul Allah'ın her takdirine razı olur. Bizim de ermemiz, erişmemiz gereken nokta burası yani. Rıza makamı. O noktaya eriştiğin zaman bütün güzellikler kalbine yağacak zaten. Şelaleden dökülen su gibi hepsi Hak tarafından kalbine yağacak. İşte insan o noktaya geldiği zaman kemal makamına ulaşır. Kemal makamı dediğimiz nedir? O artık Allah'ın nurunu görür, onu kalbine alır, o nur ile hareket eder. Sübhanehu ve Teala. O insan hata etmez değil, hata eder ama Allah katından düzeltilir. Şimdi biraz önce yine bu işi anlayamayan maalesef bir hoca efendi, tasavvufu anlayamayan bir hoca efendi yine konuşuyor işte bana gösterdiniz ya, Nurettin Yıldız Hoca, değil mi? Ne diyor? Kamil ancak Allah-u Teala'dır diyor. Peygamberimiz bile kamil değildir. Kamil değil ise, eksik ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala ona tabi ol derse ki biz peygamberlerde ne sıfatı vardır diyoruz? İsmet. Masumdurlar. Günah işlemezler. Peygamberler. Değil mi? İsmetin delili ne olarak sunur akaidde? Eğer peygamberler günah işlese bize Allah onlara tabi olun dedi. Sen biz de günah işleriz. Allah subhanahu ve teala bize ati'ullah ve ati'urrasul dedi. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Resul yanlış yaparsa, günah işlerse o zaman Allah bize günah işleyin demek istemiş olur yani. Ama ne diyor Allah subhanahu ve teala? İnna Allah la ye'muru bil fahşâ. Allah kötülükle emretmez. Peygamberler nedir? Masumdur. Yani günah işlemezler. Hayatlarında bazı hasıl olan hatalar ki o da yine takdirin cilveleridir. Bunları göstererek peygamber kamil değildir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kamil mürşit değildir. Kamil olan Allah'tır sadece. Peygamberler hata işliyorsa bu hatalar kayda alınıyorsa o zaman peygamber yani masum değildir noktasına getirmiş olur kelamı. Yanlış eden, işleyen peygamber nasıl peygamber olur ya? Ayrıyeten eğer o kemal makamına ermediyse Rabbimiz onun hakkında Sübhane ve Teala وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى O hevai nefsinden konuşmaz. O bir şey söylüyorsa o direkt vahiydir. Kemal derecesine gelmemişse Allah'a ve Resulüne itaat edin nasıl diyecek? Kemal derecesine gelmemişse peygamberin haram kılma vasfı var, salahiyeti var. Nasıl olacak? Yani öyle bir noktadakiler ki yani ilim okumuşlar ama mürşidi kabul etmiyorlar. Mürşidi kamil hayır olması gerek değil. Bu noktadan kurtulmak için Resul-i Ekrem'e dahi mürşidi kamil değildir lafına getiriyorlar lafı yani. O derecede. Efendimiz de diyor eksikti. Neye göre eksikti? Kıyasladığı şey Allah'a göre eksikti. Celle Celal. Allah'la kıyaslanır mı peygamber aşağı basın mekan? Ne diyorsun sen ya? Mürşidi kamil dediğimiz zat Allah'ın evliyası Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim bakıldığı zaman Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Korku yok, hüzün yok onlara. Lehumul busra fil hayati dunya fil ahireh. Dünyada da müjde var, ahirette de müjde var onlara. Onları anlatıyor. Şimdi burada kimi anlatıyor Allah-u Teala? Sübhane ve Teala. Evliya Allah. Enbiya Allah demedi. Evliya Allah'tan peygamberleri tutuyorsan yine onlara kamil değildir diyorsun sen. Yine hatalısın yani. Ben şunu istiyorum ya. Delikanlıca söyleyin ya. Ben girmedim arkadaş. Ben tasavvufa girmedim. Bir mürşide de tabi olmadım. Tabi olanlara mübarek olsun. Bu konuya ben girmiyorum girmediğim için. Böyle yani genel olarak
bütün işte maalesef böyle bir hastalık var. İmam Gazali üstadımız da mesela şeyhine intisap etmeden önce öyle söylermiş mübarek. Dermiş ki bu bizim yolumuz işte, en harika en güzel yol budur. Herkes bu yoldan gitsin daha tasavvufa girmeden önce. Sonra şeyhine intisap edince diyor ki ya biz heba etmişiz ömrü diyor yani. Koskoca İmam Gazali bu ya. İmam Gazali dediğin Şafii mezhebin ikinci imamıdır yani. Ekolü var ayrıyeten. İmam Nevevi'nin bir yolu var Şafii mezhebinde ayrı açtığı. İmam Gazali'nin ayrı bir yolu var ki İmam Gazali'ninki apayrı bir yolu yani. Sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife لَوْلَ الثَّنَةً لَهَلَكَ نُعْمَانُ son iki senesinde şeyhine intisap ediyor. Son iki senem olmasaydı Numan helak olmuştu diyor. Koskoca İmam-ı Azam Ebu Hanife bu. Bu kelamı eden yani. Yani bunları biliyorsunuz. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytan olur. Bu sözü kabul etmiyorlar zaten. İmam-ı Sühreverdi yazıyor. Avarif-ül Marif'i açın bakın. O naklediyor. Kimden? Sultan Bayezid-i Bestami Hazretleri'nden. Yani kabul etmediğin zaman silsile olarak hiçbirini kabul etmemen gerekiyor yani. Ya mürşidi kamili kimdir? Bu yine hadisi kutside Allah'ın beyanıdır yani. Ben kulumu sevdiğim zaman Allah'ın sevdiği kuldur. Mürşidi kamil. Gördüğü gözü olurum, tuttuğu eli olurum. Bu müjdeyi Allah veriyor Subhanahu ve Teala. Benim bir velime eziyet eden kişiye ben harp açarım diyor Allahu Teala. Subhanahu ve Teala. Yani evliyanın makamını Allah Subhanahu ve Teala tayin eylemiş. Celle Celaluhu. Senin burada araştırman, dikkat etmen gereken bu gerçekten mürşidi kamil midir, değil midir? Yoksa birileri mi uçuruyor? Bu noktaya dikkat etmen gerekiyor. Yoksa bu zevatın Allah katından bir hifz, bir koruma geldiğinin beyanını Resul-i Ekrem yapıyor zaten. Efendimiz yapıyor. Allah, onların elini gözünü Allah idare eder diye Celle Celaluhu. Bu mahfuziyet hak katından gelen bir mahfuziyet. O da belirli bir makam verdikçe. Sen bunu biliyor musun? Normal hayatta da farkına varabilirsin yani. İnsan belirli bir makamı açtıktan sonra alta doğru düşme kuvveti azalacak çok. Yani sen ilk etapta düştüğün bir günah var. Elbisenin eteği giderken çok aşağıda olduğun için çamura değebiliyor. İki basamak yukarı çıktığın zaman ne olur? Değme ihtimali azalır. Beş basamak çıktın mı? Daha da azalır. Üç kat yukarıya çıktın mı? Hiç olur yani. Bu da aynı bunun gibidir yani. Rıza makamı dediğimiz, nefsin mutmainlik makamına erişen bir kulu Allah kendine seçmiştir Subhanahu ve Teala. Benim evliyamdır. Benim evliyama ne hüzün var ne korku diyen yine Allah'tır Subhanahu ve Teala. Biz uydurmuyoruz ki onları. Ha bu evliya mıdır değil midir? Senin sadece soru işaretiyle bakacağın nokta burasıdır. Bu evliya mıdır değil midir? Bunu yine evliyalar söylüyor. Resul-i Ekrem'in hadis-i şerifinin eleğinden geçerek bakacaksın. İstikamet üzerine mi? Kitap ve sünnet üzerine yürüyor mu? Bu ölçülerle. Daha önceki sohbetlerde yaptık. O da apayrı bir sohbet tabii. Bunların üzerine gidersin. Ona göre yolunu bulursun. Allah'ın izniyle. Zaten her şey dedik ya kalpte bitiyor. Kalbinde o kuvvetli, o kuvvetli, o ihlaslı ve samimi arayış hasıl olduğu zaman Allah Subhanahu ve Teala aradığına seni ulaştırıyor zaten ki ulaştırdı elhamdülillah. Velhasıl ben tasavvuf münkiri değilim diyorlar ama şeyin altından devamlı tasavvufa sopayı gösteriyorlar yani tasavvuf ehline. O halde o düzende bir tavırları var. Gerek yok ya. Allah'ın dinine hizmet yapan herkesin hizmetini kabul etsin. Biz tasavvuf ehliyiz de bir davamız yok arkadaş. Kulluktan başka bir davamız yok. Allah'ın kuluyuz. Bu kadar ya. Bir güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama Allah'ın evliyasını inkar etmiyoruz. Yaptığımız bu. Allah'ın mübarek bir kuluna tabi olmuşuz. Şeyh Mehmet Efendimiz'e. Yani ona tabiiyetimiz de tam değil de hani söylediklerini yapmaya çalışıyoruz elimizden gelen gayret ile.
Bir iddiamız yok, bir davamız yok kulluktan başka. Allah'ın kuluyuz biz. Sübhane ve Teala. Sen de Allah'ın kulusun, Allah'a hizmet et. Bırak tasavvuf ehli, tasavvuf ehlinin içine girmedin. Halini bilmedin, konuşma, senin işin değil ya. O hali yaşayamadın ki sen. Bak Allah'ın kullarına hizmet et. Tasavvufa kadar ne meseleler var insanların bilmediği, anlat onları işte. Orada yürü.